Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de akşam oldu. Arkadaşlar, bugünkü konumuz hilebazlık, hiyakarlık, fitnelik, fesatlık, hainlik arkadaşlar. Neden hainlik? Yani piyasaya bir İsmail Usta çıktı. 36 senedir kendi kabuğunda çekilmiş, işte kendi yağında kavrulan bir İsmail Usta vardı. Ama bazı insanların ekmeğine yağ sürülürken o onların biraz tartını yerinden sallamaya başladım. Başlayınca da onların bazı bana yaptığı hileleri öğrendim arkadaşlar. Birçok kanal kurmuş insanlar, bayağı bir abonesi olan insanlar arkadaşlar, başka fake hesaplar açmışlar. Yani adamın bir tane asır hesabı var, 3-4 tane de fake hesabı var. Bu hesaptan arkadaşlar bana videolarımın altına kötü yorumlar yapıyorlar ki abone yükselmesin diye. Ben hiçbir zaman hiçbir tamirci arkadaşımı kötülemedim. Çünkü bizim mesleğimiz kolay bir meslek değil. Onun için tamirciler tamirciyi kötüleyemez. Ya da zor zanaatta olan bir insan hiçbir zaman kendi mesleğindeki bir insanı kötüleme lüksü yok arkadaşlar. Onun için şunu söyleyeceğim size. Kırmızıya bas. Evet. Normalde videolarımı uçak moduna getiriyordum telefonumu. Öyle çekiyordum. Hasan bana uyarı yaptı oradan. Ekrana zırt pırt arayanlar düşüyor dedi. O arayanlar da işte telefondaki çekilen videoyu bozmasın diye mecburen kırmızıya bas dedim arkadaşlar. Şimdi ben insanlara yararlı bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Yani falanca şeyde arızayı buldum, ben Kral Usta'yım falan dedim mi size? Demedim. Ama birçok insanlar YouTube'a video atarken ben şu arızayı buldum, ben şu arabayı söktüm, İşte ben kralım, ben şahım. Kesinlikle İsmail Usta sadece size hizmet veren bir arkadaş. Onun için ben şuna da karşıyım. Adamlar tamirciliği bilmez, tamircilerin yanına takılıp da sadece araba bakım onarım videoları atıp da YouTube'dan çok güzel para kazanan arkadaşlar var. Onlara karşıyım. Neden? Ya biz emekçiyiz ya. Bu bizim alın terimiz. Yani bu kirli eller medeniyetin aynasıdır. Yani bunu ben söylemiyorum, atalarımız söylüyor. Ben de atalarımın yolundan gidiyorum arkadaşlar. Onun için bugün video atmadım. Bir tane beni abone olan bir tane arkadaş bana telefon açtı. Şunu söyledi arkadaşlar. İsmail Usta, heyecanla bekliyorduk ama bugün video atmadın dedi. Ben de tabii ki haliyle seni kırar mıyım be dedim. 5 dakika sonra dedim sana bir tane dükkanın bir köşesinde full ens duruyordu. Onun lastiğini değiştirme videosunu YouTube'dan atıyorum. Sen de onu dedim seyret dedim. Yani Hasan kardeşimi çağırdım. Sağ olsun elemanımız. Ha bu arada Hasan deyince Hasan'a ufak tefek böyle sert çıkışıyorum videolarda. Hani size biraz daha şey gelsin diye, sempati olsun diye. Vatandaşın biri dün 20 defa mesaj yazdı. Sen dedi usta olabilirsin ama adam olamazsın. Elemanlarına çok bağırıyorsun dedi. Ben kimsenin lafının altında kalmam arkadaşlar. Yok dedi 40 tane eleman çalıştırıyorum dedi. Ben dedi hiçbir zaman elemanıma bağırmadım dedi. Kardeşim dedim ben elemanıma bağırmıyorum. Ben 10 tane adam çalıştırıyorum dükkanımda. Onların hakkını, hukukunu, her şeyini arayarak çalıştırıyorum. Onları hiçbir zaman kimseye muhtaç etmeden çalıştırıyorum. Sen 40 tane eleman çalıştırıyorsundur ama asgari ücretle çalıştırıyorsundur. Adamların ciğerini söküp onlardan para kazanma peşine düşüyorsundur diye yorumlarının altına takır takır yazdım arkadaşlar. Benim elemanımın yüzünün böyle hafif sarılığını göreyim. Git evde dinlen. Hatta 3 gün gelme diyorum. Çünkü sağlık çok önemli. Sıhhat çok önemli. Bir de insanda huzur çok önemli. Ben evime gittiğim zaman cebimde para varsa elemanımın cebinde de para olacak ki ben de o huzuru bulacağım arkadaşlar.
mümkün mertebe elemanlarıma hakkını hukukunu vermeye çalışıyorum. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi birçok insanlar fake hesap açmışlar. İsmail Usta'nın kanalına takır takır sen usta olamazsın, sen eski arabalar tamir edersin, nostaljik olsun diye efsane P100'e motor yaptık. İnsanlar dedik belki eski günlere gider. Ya işte sen anca eski araba motoru yaparsın, yeni nesil arabalardan anlayamazsın. Maalesef şu anda Suzuki Vitara'nın motorunu sökeceğiz yarın sabah. İçeride bir Chevrolet Captiva var. Silindir kapağını söktük. Videosunun yarısını çektik Reklefiye'de. Geldikten sonra, tamamlandıktan sonra onu YouTube'umuza, kanalımıza atacağız. Ve hemen sol tarafımızda arkadaşlar Renault Master 3 susuz, hortum patlamış, susuz yolda gitmiş üzerinde bayağı 3-5 kilometre, conta yakmış. Hasan kamerayı sallıyorsun, öbür elini de kullan. Hasan buradan anlıyorum. Sonra YouTube'da bilgisayardan açınca Hasan'ın elinin titrediğini bile anlıyorum. Hasan'ın kalp atışını bile ekrandan görüyorum ya. Onun için Hasan gözünü seveyim. Neyse arkadaşlar, İsmail Usta size hizmet için var. Bugün Renault Fluence'in lastik değişimi yolda nasıl diye değişir diye attım. Yarın belki Fiat Linea gelecek, onun lastiğinin değişimini atacağım. Yani İsmail Usta'ya bak ya, ne hallere düştü. Lastik değişiyor. Ya arkadaşlar, ben o yollarda emniyet şeritlerinde yok kurtarıcı bekleyen, yok lastikçi bekleyen o kadar insan gördüm ki. Belki de Renault Fluence'in bagajında Kirkyon'un yerini bile bilmeyen insanlar var. Belki onlara hitap ediyorum. Onun için İsmail Usta bir konuda kim zayıfsa, bir konuda ne oluyorsa, onun için her türlü videoları atacak size. Sizi hiçbir zaman kimseye muhtaç etmemek adına bu videolar peş peşe gelecek ve siz seyredeceksiniz. İster beni hor görün, ister beni çok görün arkadaşlar. Hayırlı geceler, Allah'a emanet olun.